Meta Quest 3'e yeni bir güncelleme geldi ve bu güncelleme sayesinde birçok güvenlik ki bunlar pek bizi ilgilendirmiyor onun haricinde çok güzel bu uygulamaya erişim imkanı tanındı. Xbox Cloud Gaming yani hiçbir bilgisayara ihtiyaç olmadan, herhangi bir şey ihtiyaç olmadan sadece gözlüğünüzle ve el tabii ki de Xbox Game Pass'iniz varsa açıyorsunuz ve oyunları akıcı bir şekilde oynuyorsunuz. Bu özellik yani yanınızda başka bir şey taşımanıza gerek yok. Gözlüğümüzü alacağız, çantamıza koyacağız ve takacağız gözlüğümüzü ve Xbox'ın içinde olacağız. Yani oradaki oyunların büyük çoğunu hiçbir şekilde başka bir işlem yapmadan, yükleme yapmadan, kaydetme yapmadan, hiçbir şey yapmadan oynayabileceğiz. Ama ne yazık ki bizim ülkemize kapalı. Yani bölge diye bir şey yapmışlar. Bölgede bu beta sürümü zaten bir bölgede yap diyorlar geçiyorlar ve kapatıyorlar. En uyuz olduğumuz yani bari deneme de olsa beta da olsa yine bölge sınırlaması yapma. Aç gitsin kardeşim. Özellikle bize bunu yapma etme eyleme. Peki bu bizi durdurabilir mi? Bizi durduramaz. Yani bu kesinlikle bunun çözümü var ve biz bu çözümü bulduk. Altından gireceğiz, üstünden çıkacağız. Biz Game Pass'imizi kullanabileceğiz bunda. Ve bunu da yaptık ve gerçekleştirdik. Hemen bunu nasıl yapacağımı söylüyorum. Bir videomda X Stadium diye bir uygulama vardı. Bunu incelemiştik. Ve bu da uygulamada da bir bölge sınırlaması vardı. Bu bölge sınırlaması nasıl geçtik? Bunu aslında anlattım. Aynı şey bunun için de geçerli. Bu yöntemleri anlatacağım. Çok basit, çok kısa, çok kolay. Herkes yapabilir. Hemen anlatmaya başlıyorum bunu MetaQuest 3'ümüze bir VPN uygulamasını yüklersek bölgemizi değiştirebiliriz. Ve bu şekilde bölgemizi değiştirdiğimiz zaman bir Amerika ya da bir İngiltere yaptığımız zaman bölgemizi bu uygulamayı rahatça açabiliriz. Peki bunu yapmamız için ne yapmamız lazım? Yani gözlüğümüze bu uygulamayı nasıl yükleyebiliriz? Bu uygulamayı iki yöntem yükleyebiliriz. İki yöntem diyorum ama biz birinci yöntemi deneyeceğiz. Bu videoda birinci yöntemle yapacağız. Basit olan kolay olan... Diğer yöntemle yine SideQuest dediğimiz bir kendi başına olan bir mağaza deneysel özellikliği de deneyebildiğimiz saat köyü istediğimiz deneyse olarak daha uygulama aşamasında olan birçok uygulama indirdiğimiz bir paylaşım yeri var. Bu paylaşım ile MetaQuest ile bağlantı kuruyor. Tamamıyla geliştiricilere yararlı olsun. Bunun için oyun geliştirsin. Bunun için uygulama geliştirsin diye yapılmış. Bu biraz daha meşakkatli. Daha doğrusu aşamaları var. Aslında çok zor bir şey değil. İkisi de çok zor bir şey. Birinci yöntem çok basit. Arama kısmına geleceğiz. Bir Arama MetaQuest gözümüzü taktıktan sonra arama kısmına Mobile VR Station yazacağız. Mobile VR Station'ı yazdıktan sonra hemen indiriyoruz uygulamayı. Ve uygulamada şöyle bir uyarı çıkıyor size. Diyor ki bu daha laboratuvar aşamasında diyor. Yani laboratuvar aşamasında bu uygulama dikkat edin diyor. Bunu nasıl kullanabiliriz? Bir zararlara neden olabilir ya da bir sıkıntıya neden olabilir. Yani uygulama aşamasında eksikleri olabilir diyor. Bunu biz kabul ediyoruz. Tabii siz de kabul ediyorsunuz. Ben şu an zararını görmedim ama ben de bu uyarıda bulunayım. Böyle bir e, sıkıntı yaratabilecek durumlar olabilir. Çünkü makineyle bayağı bir içli dışlı oluyorsunuz MetaQuest'te. Ama ben şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Mobile via station açtıktan sonra uygulama açmanıza gerek yok. Bunu uygulamayı bir kurduk. Kurduktan sonra şimdi biz VPN'ye indirmemiz lazım. VPN'de 3-4 tane VPN var. Yani bildiğim en çok kullanılan. IP Vanish, Diğeri NordVPN, Panda VPN, dördüncüsü de Avria VPN. Bunlar çok kullanılıyor. Ben burada kullandığım ve uyguladığım şu an ki Panda da var, çok kullanılıyor, ücretsiz de. NordVPN'de bu üyeliğim var. Aynı şekilde IPVanish'te de bir üyeliğim var. Bu biz önce IPVanish indirmeye çalışıyorum. Önce arama kısmına normal web browser'ına giriyorum gözlüğümün. Standart arama yapar gibi Google'da arama yapıyorum. AP Vanish diye aratıyorum. Bir uygulamayı arattığım zaman Google Play çıkıyor. Ama bu APK bulmam Google Play üzerinden bu MetaQuest'i yükleme imkansız. Bu şekilde Google Play'den indiremiyorsunuz. Yani bir Android sistem gibi indiremiyorsunuz. Bunun için APK'si gerekiyor bize. Yani uygulamanın kendisi. Hatta o da arama kısmına ben IP Vanish APK olarak arattım. Ve arama kısmında direkt aşağıda görünen bir yer var. Up to Dawn diye bir site var. Bu siteden indirdim ben bunu ipv indirmiş oldum. İndirme yöntemi de şu an ekranda görüyorsunuz. Bunu indirdikten sonra kurumunu yapacağız. Ama kurumunu dediğim gibi işte diğer uygulamayla yapacağız. Uygulamayı açtıktan sonra alt kısımda Android sorunu düzeltme. Fix Android diye geçen o kısmı tıklıyoruz. Burada Show All Options diyoruz. Tüm hepsini gösterttiriyoruz. Burada da ikinci seçenek olan Exist Content Files'ı yani Confuse Speed diyoruz. Ve burada Step 1'i tıklayacağız. Step 1'i tıklıyoruz. Sonra uygulamada tüm dosyaları göstermiş oluyor. Yani bildiğiniz quest'in içine giriyoruz. Ama bizim buradaki dosyal işimiz yok. O yüzden datanın altındaki quest'e tıklıyorum. Ve quest'te biz bunu indirdiğimiz download dediğimiz. Çünkü uygulama web browser'ımız download indirmişti. İndirdiğimizde görüyoruz. Bakın burada ben Avery'i indirdim. IP indirdim. Birçok APK, NordVPN'i indirdim. Hepsini kurdum. Bunların hepsini indirebilirsiniz. Ama tabii birini kullanmanız gerekir. Buradan şimdi ip 1 işi kullanıyorum. Çünkü bir üyeliğim var. Aynı şekilde dediğim gibi. Tabi bu da bu uygulama olabileceği veri kaybının sonunu kabul etmişsiniz oluyor. Evet. Kabul ediyoruz. Bu durumda. Yani eğer bunu yapıyorsunuz. Siz de kabul etmiş oluyorsunuz. Buradan yükle dedim. Devam dedim ve uygulama bu kadar basit bir şekilde VPN'e yüklendi. Ama bu VPN'i açamıyorum. Yani şöyle açamıyorum. Göremiyorum. Yani kütüphanemde bir türlü bulamadım. Evet. En sonunda sonundan fark ettim ki üstte tümü yazan yere tıklayarak oradan en son en alttaki bilinmeyen kaynaklar dediği bir yer var. Yani çünkü bilinmeyen bir kaynaktan yüklendi bu. Ve en orada gördüğünüz gibi birçok uygulama var. IP 1 işi o bilinmeyen kaynaktan tıklayarak yüklüyorum. İşte açıyorum daha doğrusu yüklemiştim zaten. Burada Amerika Birleşik Devletleri'ni USA'yı seçtim çünkü orada hani daha çok NBA falan oraya açık komple açık yapıldıkları için. En çok United States'i ekledim ya da işte United Kingdom olabilir hani. Bunların ikisine birisine girebilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Buradan bağlantımı connect dedim ve bağlantımı girişimi yapmış oldum. Bu kadar basitti. Yani VPN'i dedim, VPN'i açtım ve bölge sınırlamamı kaldırdım. Uygulamayı açtıktan sonra size yine bir hata verebilir. Yani bunları yapmamıza rağmen bir hata verebilir. İşte bu noktada sol tarafa doğru aşağı doğru aslında bu web arayüzünün aşağı sola doğru indirdiğimiz zaman store mağazasını değiştirebiliyorsunuz. Biz burada yine aynı yerde sol tarafta bulunan United States kısmı değiştiriyoruz. Yani orayı seçiyoruz. Zaten seçer seçmez bölgemizi ve VPN'imizi yaptığımız için. Hemen ekran açılıyor. Size buradaki oyunları çok kısa sürece, yükleme bile yapmadan hemen oynamayı göstereceğim. Hatta tek gene hemen açıyorum ve hey tek bir oyun kuruyorum. Kolumuzu da PlayStation Controller, Xbox kolumuzu burada tanıttı. Ben PlayStation kolumu tanıttım burada. PlayStation kolumu tanıttıktan sonra oyuna girmek istedim. Hemen bu salon menü çok basit altta görüyorsunuzdur. O altta en sağda kol kısım var. O kol kısmını tıklayacaksınız. Aynı zamanda kolumuzu tanıtacağız. Kolumuzu tanıtmamız için de PlayStation kolumu orta tuşla sol taraftaki paylaşım tuşunu aynı anda basıtıyorsunuz ve ışığı yanıp sönüyor yanıp sönüyor yani bluetooth arama kısmını açıyor bluetooth arama kısmını açtıktan sonra kolunuzu eşleştirebiliyorsunuz şimdi oyunumuza direkt giriş yapacağım bu beta sürümü normalde hani daha geliştirme aşamasında ama yani bence çok hızlı çalıştığı çok hızlı açıldı bilgisayarım benim bayağı güçlü bayağı iyi olmasına rağmen yani buna gerek duymadan meta kuyuzu neredeyse aynı hızda açtığı oyunu diyebilirim yani oyunda evet biraz şeyler var biraz sanki dokunma aynı anda değil gibi ama çok küçük bir süre farkı var. Yani ekran yansımayla sizin ekranınızı kolun arasında bir çok az saliseler arasında bir fark olduğunu hissedebiliyorsunuz. Ama oyun içinde bazen bu yok oluyor bazen geliyor. Bazen yok oluyor bazen geliyor. Yani böyle biraz dikkatliyseniz bunu fark edebiliyorsunuz. Onun haricinde yine de güzel. Gayet iyi bir bağlantısı var. Bu da tekken aldım. Tekken'de hemen bir dövüş yapayım dedim. Tabi bir pratik kısmına girdim. Pratik kısmında hemen dövüşlerimi yaptım. Yani arkadaş bayağı iyi. Yani bununla ilgili alıp böyle bir sürü yer taşımaya gerek yok. Playstation'ınızı, Xbox'ınızı laptop'unuzu taşımaya gerek yok. Ekranı bile içinde olan hiçbir şey takmadan gözlüğünüzü takarak bunu her merce, her mecide yani her yerde oynayabilirsiniz. Bu kadar basitti. Bu kadar kolaydı. Umarım faydalı olmuştur. İzlemeye, takip etmeye devam edin. Eğer açmamı istediniz ya da kullanmamı istediniz, da oynamamı istediniz ya da sormaksınız bir şey olursa mutlaka yorumlarda paylaşın. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Hata ettiysek affola. Bir dahaki video videoda görüşmek üzere takip etmeyi unutmayın. Seviyorsunuz görüşürüz.